Şimdi artık kadın isterse başlasın diyorum. Harika konuklarım var. Başarı hikayeleri var. Oraya gidiş yolları var. Kendinize ilham çıkarabileceğiniz, ilham alabileceğiniz çok fazla mevzu var bugün. Efendim hazırsanız kadın isterse de bakın bugün kimler var. Abayım, günaydın. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl selamlaşmak lazım efendim? Ben artık emekli oldum ama biliyorum. Yine de söyleyeyim. Şöyle elinizi düz tutup şu şekilde yapıyorsunuz. Avuç gözükmeyecek. Gözükmeyecek. Tabii. Yani. Müthiş, kritik. Berna Şenol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel şeref bizim için sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu. Havacılıkta öncü bir kadın. Kaptan, pilot, güçlü bir anne ve Berna Şenşenol hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Gerçek heyecanlı mısınız? Ya müthiş. Zaten çok heyecanlıyım ama onun haricinde de müthiş bir şey yapıyorsunuz. Yani kadınlarımızın şu dönemde müthiş bir desteğe ihtiyacı var. O yüzden onlara destek oluyorsunuz. Acayip gurur duydum. Burada olmaktan dolayı da acayip mutluyum. Çok teşekkür ederim. Harika. Ne kadar güzel. Heyecan dediniz. O heyecan kelimesinin altını biraz sizinle özellikle açmak istiyorum bugün. Hangi heyecan acaba sizinle benim heyecanlarımız ne kadar aynı platformda olabilir bilmiyorum. Ama demişler ki sen uçuyorsun anladık. Ama acaba tüm kadınlar uçabilir mi? Buna garanti verebilir misin diye bir soruyla karşılaşmış. Cevabınız ne oldu? Siz bütün erkeklerin uçabileceğinin garantisini verin. Ben de kadınların hepsinin uçabileceğinin garantisini veririm size. Vay vay vay. Yani bu hazır cevaplık aslında sizin adrenalin kanda sürekli yüksek bir durum. Yani bir kadınlarla ilgili hassasiyetim var gerçekten. Onların pozitif bir desteğe ihtiyacı olduğunu biliyorum çünkü negatif bir motivasyon var. Yani aslında nötrlemek için. Yani onlara verilen negatif motivasyonu bizim nötrlememiz lazım bir noktada. Bu çok enteresan bir şey söylüyorsunuz burada. Şimdi öncelikle hemen dönmek istiyorum. Bu pilot olmak çocukluk hayaliniz miydi? Hani biz bebeklerle oynarken siz uçaklarla mı oynuyordunuz? Yani aslında tam olarak öyle değil. Tamam. Ama hazırlanmışım öyle. Ben bunun çok fazla olabileceğini bildiğim bir şey değil. Mesela hani anne olacağınızı ileride anne olacağınızı bilirsiniz. Hani bebek filan hani bir hayaliniz o tarafa doğru gidebilir ama benim pilot olduğum dönemde zaten ilk olmamın sebebi de ondan dolayı yoktu. Yani böyle bir şey yoktu. Böyle bir hat yoktu. Oraya giden bir yol yoktu. O yüzden böyle bir şey hayal edemezdiniz. Tabii, değil mi? Aynen. Ama hani ailede ancak ilgili... bir pilot falan olacak kaptan maptan biri de o da F-16 pilotu olması çok rastlanır bir durum değil yani herhalde. Evet o konuda şanslı değildim ama şanslı olduğum kısım şu. Etrafımdaki hiç kimsenin kadın erkek mesleğiyle ilgili bana bir yaptırma ya da bir motivasyonu dayatma yoktu. Evet bir dayatması yoktu. Ben küçükken de hiç kimse dursan otur yapamazsın sen kızsın falan hiç kimse bir şey demedi. Yani o yüzden ben böyle ön yargısız bir ortamda yetiştim. O yüzden ondan dolayı çok şanslıyım. Yani o yol bana onu getirdi o yüzden. Getirdi ama şimdi anne figürü tabii ki hayatımızda çok önemli. Kararlarımızı alırken dönüp bir anneciğim sen ne dersin deriz. Her ne kadar birey olduğumuzu bireyiz. Hani büyüdük zannetsek de kendimizi bir dönüp bir fikir alırız. Siz anneye sormuşsunuz. Anne ne dedi? Annem acayip aydın bir kadın. Yani müthiş. Ben onun benim hatta ortaokul dönemlerimde falan bana açtığı yolları falan sonradan anlıyorum. Yani müthiş. Ay ellerinden öpüyoruz. Sevgiler selamlar gönderiyoruz buradan anneciğinize. Peki. Çok sağ olun. Ama beni de çok sevdiği için bir de önünde de o dönemlerde kazaları gördüğü için havacılıkla ilgili bir sürü kazalar vardı. O yüzden beni kaybetmek istemediği için aman kızım ne olur yapma dedi. Yani İstemedi. Beni de hep destekliyor dediği yüreğim. Halde ilk defa benim hayatımda ilk defa aman kızım ne olur yapma dedi. Sonrasında benim ne kadar acı bir şekilde bunu söylediğini sonraki dönemlerde bana söylediği şeylerle anlıyorum. Şey dedi yani kızım dedi görüyordum dedi. Hani üsteğmen yaşları da zaten 20'li yaşlar, 30'a gelmemiş yaşlar.
o yaşa kadar yaşayabilirsin diye düşünüp avınıyordum dedi. Yani hani vay, o kadar bakış büyük açısına bir travma. Bakar mısınız? Evet, aslında büyük bir travmaymış onun için ama ona rağmen beni çok müthiş bir şekilde destekledi. Ne yapmak istersem, hatta gözlerindeki ışığı görünce sana engel olmamam gerektiğini fark ettim dedi bana. Çünkü gerçekten şu işle ilgili ne olursa hemen benim gözlerimi hafif şöyle hemen ışıldatır. Parlıyor. Fakat sizin gözleriniz zaten parlıyor. Yani maşallah müthiş yüksek bir enerjiniz var. Şimdi engelleri aştınız. Ön yargıları kırdınız. Savaşçı oldunuz yani adeta. Şimdi bu motivasyonu, başta da konuştuk, motivasyon önemli. Evet. Nasıl sağladınız kendi üzerinizde? Ya motivasyon aslında dışarıdan beklenmemesi gereken bir şey. Her zaman eğer dışarıdan hadi kızım sen bunu yaparsın falan, ben annemin açısından çok şanslıydım ama hani dış çevrede çok alışkın olmayan insanlar tarafından yani yapamayabilirsin, aslında sen kızsın buna olmaz falan diyen insanlar olabilir. O yüzden tesadüfi olmaması için aslında iç motivasyonunuzu hareketlendirmeniz gerekir. Dışarıdan bir şey beklememeliyiz. Kendimizi motive yapacak, evet, kendimiz yolumuzu kendimiz belirlemeliyiz. Kendi bilimsel olarak mantıken, kendi eğer yapabileceğiniz bir şey varsa risk alabilme gerekiyor. Benim o dönemde de hava kuvvetlerine gelen ikinci dönemiz biz. 93 senesinde girdim ben. İlk kadınlar 92 senesinde girdi. Yani böyle bir ne yapacaklarını bilemiyorlar zaten. Hani ne yapacaklar bu kızlar? Hatta birisi şey demiş, kulakları çınlasın. Çok sevdiğim bir komutan demiş ki, yani siz girdiniz ama ben sizin pilot olmak isteyeceğinizi hiç düşünmedim. Yani harp okuluna giriyoruz, hava harp okulu. Hani pilot olmak isteyeceğinizi ben düşünmedim demiş. Çok ilginç. O kadar. O kadar. Burcunuz ne? Boğa. Boğa burcu, kuvvetli burcu. Benim de yükselenim boğa. Acaba sizi hayatta etkiliyor mu bilmiyorum ama şöyle bir burçlara devam edelim isterseniz. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleğine. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller, yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi boş ver.